Değerli arkadaşım merhabalar. Bugünkü dersimizde ÖSM köklü sayılarla ilgili ne tarz sorular soruyor? Biraz onları inceleyelim. ÖSM son yıllarda köklü sayılarda yaklaşık değer bulma, köklü sayılarda işlem konularını kapsayan sorular sormaktadır. Hemen aklıma gelmişken şu hatırlatmaları da e, yapmak isterim. Kök 2'nin yaklaşık değeri neydi? Ezberlemediysen kesinlikle ezberlemiş olman gerekiyor. Bak ezberle, ezberle. Biliyorsan ne, ne mutlu. 1.4 küsür. Kök 3'ün yaklaşık değeri 1.7 küsür. Kök 5'in yaklaşık değeri ise güzel. 2.2 küsürdü arkadaşlar. Bunları hatırlatmış olalım. Özellik soruları örneğin Burcu kök 7 eksi kök 6 sayısını eşleniyor olan kök 7 artı kök 6 sayısı ile çarpmak yerine bölmüştür. Buna göre Burcu'nun bulduğu sayı bulması gereken sayıdan kaç fazladır gibi hatalı işlem soruları bunu sadece köklü sayılarda değil bütün konuların içerisine serp serpiştirebilirler arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Ee, bu soruda çarpma ve bölme işlemleri bilinmelidir. Tabii ki bu eşdeğerlik kavramını kesinlikle ama kesinlikle bileceğiz arkadaşlar. Bakın burada kendisi kök 7 eksi kök 6 ise arkadaşlar? Kök 7 artı kök 6'dır. Soruda verilen bilgilere göre bunları ne yapacağız arkadaşlar? İşlemlerimize dökeceğiz. Bakın şimdi burada ikisini ne yapacak? Önce çarpması gerekiyordu. Bakın çarptığı, çarptığı zaman ne olacak? İki kare farkından sonuç bir gelecek. Fakat yanlışlıkla bölme işlemi yapmıştı veya tam tersi. Ve böldüğü zaman da arkadaşlar kök 7 artı kök 6'nın eşleri ne? E, kök 7 eksi kök 6'dır. Neden bu işlemleri yapıyoruz? Çünkü paydayı rasyonel yapmak adına. Yani paydayı kökten kurtarmak adına yapıyoruz. Dolayısıyla pay kısmımız bakın kök 7 eksi kök 6'dan 2 tane var. Paydamız da zaten kök 7'nin karesinden 7. Kök 6'nın karesinden 6. 7 eksi 6'dan da bakın 1 geliyor. Şimdi yaklaşık değer soruları. Görselde bir tartı parçasının uzunluğu cetvelle ölçülmüştür. Bakın cetvelin uzunluğuna dikkat edecek olursanız 12'den fazla, 13'ten de az. E o zaman bu cetvelin uzunluğuna biz x diyecek olursak x'in 12 ile 13 aralığında olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Tabi köklü sayılarla işlem yapacaksa eğer e o zaman arkadaşlar 12'yi ben kök 144 şeklinde yazarım. 13'ü de kök 169 şeklinde yazabilirim. Dolayısıyla x'in alabileceği değerler buradan 145'ten 168'e kadar olacaktır hemen örneklerimize başlayalım. 3 farklı renkte üstü açık küp şeklindeki olan kutular ikişerli olarak iç içe yerleştirildiğinde üstten görünüşleri aşağıda verilmiştir. Mavi renkli kutunun bir kenarı kök 7. Bakın mavi renkli neymiş? Kök 7'ymiş. Şöyle. Yeşil renkli kutunun bir kenarı da neymiş arkadaşlar? Kök 45'miş. Şimdi 3 kök 27 dediğimiz ne? 3 kök 3. Kök 45 dediğimiz 9 çarp 5, 9 dışarı 3 olarak çıkar. Dolayısıyla 3 kök 5'tir arkadaşlar. Şimdi burada kaç tane rengimiz vardı bizim toplamda? 3 farklı rengimiz vardı. Şimdi hangisini hangisinden bahsetmedik? Biz mavi'den bahsettik, yeşilden bahsettik, değil mi? Pembe herhalde burada ya da ya da kırmızı, hiç fark etmez. E, o zaman arkadaşlar, bu kırmızı dediğimiz bu ikisinin arasında yer alır mı? Bu ikisinin arasında mıdır daha doğrusu? Evet arasındadır. Bak niye? Çünkü mavi kırmızının içine sığmış değil mi? Demek ki kırmızının içine sığdıysa e, o zaman bir kenar uzunluğu maviden daha fazla ki 3 kök 3'den daha fazla ki sığmış değil mi? Bakın şimdi kırmızının aralığı 3 kök 3'den daha büyük olduğunu biliyorum. E, şimdi kırmızı da yeşilin içerisine sığmış. E, yeşilin bir kenar uzunluğu 3 kök 5 değil mi? Yani demek ki kırmızı 3 kök 5'ten daha küçük ki yeşilin içine sağ bilmiş arkadaşlar. E, dolayısıyla dolayısıyla bak şimdi burada kök 27 ya da veya da şöyle ben şimdi direkt şunları biliyorsan kök 3 ile kök 5'in yaklaşık değerini biliyorsan kök 3 neydi? Yaklaşık olarak 1.7. E, 3 ile çarparsan ne olacak? İşte 5. Nokta küsür olacak. Değil mi? Şimdi kök 5'in yaklaşık değeri 2.2. E, ben bunu bir de 3 ile çarparsam ne olacak arkadaşlar? E 6. Nokta küsür mü oluyor? veya 7'ye yakın bir şey olmuş oluyor. Değil mi? 7'den de küçük olmuş oluyor arkadaşlar. Küçüktür 7 ya da 6 küsür diyelim. Tamam. O zaman şimdi bu kırmızı hangi aralıklarda olabilir? 5'ten 5'ten büyük olacak değil mi? Ama 7'den de küçük olacak. Niye 7'den küçük? E şimdi arkadaşlar zaten 6 küsür çıkıyor ya 7'den küçük olduğu A çıkar. Ya da şöyle de düşünebilirsin. Hocam 3, 3 kök 5 zaten normalde kök 5'ti. E 49 7 dediğim zaten kök 49. Dolayısıyla 7'den küçük olduğunu böyle de anlayabiliriz. şimdi o zaman yaklaşık olarak bakın hangisi olabilir? 5 ile 7 aralığında olması lazım. Bakın birinci öncüldeki gibi olabilir. Bakın bu burası da şurası da 5 ile 7 arasında bu da olabilir. Fakat bakın şurası 5'ten küçük olduğu için 3. öncül olamayacaktır. Örnek 2'ye bakalım. AB 2 basamaklı bir doğal sayı ve ee bu tam sayı olmayan bir ondalık sayı olmak üzere. Aşağıda Alper'in hesap makinesinde yaptığı bir işlem ve bu işlemin sonucu verilmiştir diyor. Buna göre AB doğal sayısı kaç farklı değer alabilir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın. kök AB eksi 2 neye eşitmiş? 5 virgül MNP şöyle güzel yapalım. MNP virgülden sonraki kısımda bakın daha devam ediyor. MNP bir da var arkadaşlar. Peki ben bu eksi 2. Eksi 2 tam sayı değil mi? Evet. E, dolayısıyla sadece bak buraya etki edecek. Tamam. Dolayısıyla kök AB sayısı neye eşit olacak? 7 virgül MNP. Bak bu şekilde de gidecek. Yani o zaman kök AB sayısı 7 küsür olduğuna göre. 7 küsür olduğuna göre arkadaşlar. Ne ile neyin arasında? Bak kök 49 ile kök 49 ile işte kök 64 aralığında olduğunu söyleyebilir miyim? Bak burası tam 7 ya. Burası da tam 8. E burası da zaten 7 virgül küsür. E, dolayısıyla arkadaşlar 49 ile 64 aralığında olduğunu e, çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla kaç tane e, alabileceği değer olur? 8, işte 9, 10. Nereye kadar gidecekler arkadaşlar? E, 64'ten de küçük olacağına göre. Çünkü bak tam 64 olsa 8 olur. Burası bak 7 küsür olduğunu biz biliyoruz. E, o zaman arkadaşlar Burayı niye 8-9 yazdık ya biz? Hı? 49 diye gidiyor ya. Şuradan alındı herhalde değil mi? 49-7 küsur olacağını bak. 49 da olmaz. Çünkü 49 tam 7. E burada küsuratın da olduğunu biz biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 50'den başlayacak. E 50'den başlayacak. 63'e kadar gidecek. Terim sayısından bulabilirsin. Son terim. Eksi ilk terim. Birer birer artıyor. Bir de artı bir dediğim takdirde cevabımız ne gelecektir arkadaşlar? 14 gelecektir. 3'e bakalım. Aşağıdaki şekilde taban uzunlukları verilen mavi, sarı, pembe ve yeşil renkli kare prizmalar verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki bu kare prizmalar ile aşağıdaki görünümlerden hangileri elde edilemez diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın köklü ifadeler var. Dolayısıyla biz hepsini ne yapalım? Köklü ifadeler cinsinden yazmaya çalışalım. Veya tam tersi olarak ne yapacaksın arkadaşlar? E, karelerini alıp da işlem yapacaksın. Fark etmez. Hangisine bakın köklü ifadeye çevirelim. Bu 16, 4 dediğimiz kök 16'dır arkadaşlar. 2 kök 3 dediğimiz bakın kök 12'dir. E, dolayısıyla ben hepsinin dereceleri aynı ya. Kıyaslamada çok rahat bir şekilde yapabilirim. Şimdi bakın birinci öncüldeki bir görünüme sahip olabilir mi? Hemen inceleyelim. Bakın mavinin bir kenar uzunluğu kök 16'ydı. Hem benimki bak 3 kök 2'ydi. E, dolayısıyla hatta 3 kök 2 dediğimiz arkadaşlar kök 18 Değil midir? Evet. Dolayısıyla yani benim bir kenar uzunluğu maviden daha büyük olduğuna göre mavi kutunun içine girme şansı yok. Demek ki birinci öncüldeki gibi olamaz. 2'ye bakalım. Mavi mi büyük? Yeşil mi büyük kenar uzunlukları olarak? Bakın yeşilinki kök 12 mavininki kök 16. Dolayısıyla yeşil daha küçük olduğu için ikinci öncüldeki gibi olabilir. 3'e bakalım. 3 arkadaşlar sarıyla maviyi kıyaslayalım. Bakın sarı daha küçük olduğu için iç tarafta olabilir. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacak. Ha, hangisi elde edilemez diye soruyor. Sadece birinci öncüldeki gibi görüntü söz konusu olamaz. Geldik şimdi dördüncü ve son örneğimize. Aşağıda görselde verilen kağıtta birinci satırda kutu içindeki bir sayı ikinci satırda bulunan bir sayıya bölündüğünde bu ikinci satırdaki sayının eşleniği elde edilecekmiş. Tamam birinci satırda e, arkadaşlar bir sayıyı ne yapacağım? Herhangi birine buradan böleceğim ve bu sayının eşleniği çıkmasını isteyeceğim. Tamam. Şimdi yukarıdaki hangi satır oldu? Yani satırdaki sayının kaç olduğunu bilmiyorum. Diyelim ki A olmuş olsun. Ben ne yapacağım artık arkadaşlar? Örneğin 2 kök 2 eksi kök 7'ye böleceğim. Ve sonuçta bu sonucu ne çıkmasını isteyeceğim? 2 kök 2 bunun eşleniği nedir? Artı kök 7'dir. E o zaman ben işler dışlar çarpımı patlatırsam 2 kök 2 eksi kök 7 çarpı 2 kök 2 artı kök 7. E bu 2 kare farkı. 2 kök 2'nin karesinden ne gelecek? 8. E kök 7'nin karesinden 7 geldi. 8 eksi 7'den de 1 geldi. O zaman arkadaşlar bakın 1 gelecekse demek ki bizim ne yapmamız lazım? Bu ikisini eşleştirmemiz lazım. Şimdi diyelim ki şunun için işlem yapıyorum. E, buradaki sayının tabi ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. B olsun diyelim. Aydadaki sayımız ne? Bunların ikisini böleceğim ya ben birbirine kök 20 eksi kök 17. Sonuçta ne çıkmasını istiyorum ben arkadaşlar? Kök o 20 artı kök 17 çıkmasını istiyorum. Kök 20 artı kök 17 çıkmasını istiyorum. E burada işler dışlar çarpımı yaptığım zaman kök 20 artı kök 17 çarpı kök 20 eksi kök 17. E dolayısıyla iki kare farkından kök 20'nin karesinden 20 gelecek. Kök 17'nin karesinden 17 gelecek. İkisinin farkı da ne olacak arkadaşlar? 3 olmuş olacak. demek ki bunu da bu eşleşecek. O zaman o zaman otomatikman bakın şunlar da eşleşmiş olacak. Değil mi? Yani o zaman hangi renkler olmuş oluyor arkadaşlar? Bakın şurada gördüğünüz gibi sarılar olmuş oluyor. Bakın şunlar gri olmuş oluyor. Yani şunlar gri olmuş oluyor. E zaten geri kalanlarda arkadaşlar bu parçalar olduğu için onlar aynı renkte olmuş olacak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.